Balkaya'dan herkese selamünaleyküm. Trakya'nın saklı cennetlerini gezmeye devam ediyoruz. Trakya'nın güzelliklerini görmeye devam ediyoruz. Böceklere bak, şeylere bak. Kırklareli ile bize Balkaya'dayız arkadaşlar. Trakya bölgesinin muhteşem saklı güzelliğini gezmeye görmeye devam ediyoruz. 2 aydır video çekemedim, kusura bakmayın. 600 kişi olmuşuz. Herkesten Allah razı olsun beğenenlerden. Trakya'yı geziyoruz 3-4 gündür. Bayram tatilinde fırsat bilip. Şurada bakın, su üstünde yüzen böcekler var. Yakından alayım şöyle böcekleri. Trakya'nın gerçekten her yanı ayrı güzel. Yani Trakya'da oturup da hafta sonları gezmeye çıkmayan gerçekten çok gariptir yani, acayiptir. Trakya'yı her gün gezin. Gez gez bitiremezsiniz. Gerçekten her tarafı ayrı güzel ama insanlar da doğayı kirletmeseler daha iyi olacak. Ormanın derinliklerindeyiz yani. İlerleyelim. Bizimkiler geride kaldı. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yani Kırklareli Vize'deyseniz ya da bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka Balkaya'yı uğrayın. Buralarda özellikle alabalık çiftlikleri var. Yani özellikle bu bölgede çok balık çiftliği var. Acayip balık çiftliği var. Ve çok güzeller gerçekten hayvan şeyiyle, balıklarıyla, deresiyle, ormanıyla ayrı ayrı güzellikleri var. Yani isterseniz ormanda yapın, isterseniz dereye girin yüzün. Şurada biraz çiftlik toplanmış ama suyu normalde temiz görüyorsunuz. Pırıl pırıl bir suyu var. Ve oradan buraya doğru akıp gelen bir su. İnsanlar birçok yerini kirletmiş tabi buranın ama her yeri gerçekten ayrı güzel. Su bu arada buz gibi. Kesiyor adamı gerçekten. Bizimkiler ta geride kaldılar. Görüyor musun? Uçtalar. Ama böyle bir güzellik yok yani. Şuraya bakın, böyle bir güzellik yok. Doğasıyla, aşığıyla her tarafı ayrı güzel. Trakya'nın gerçekten. YouTube'da 600 kişiye ulaşmışız. Gerçekten herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah 1000'i geçersek daha iyi, daha güzel videolar çekmeye başlayacağım ama bir gelirimin olması lazım oradan ki daha da güzel videolar çekelim. 2 aydır kanalda ilgilenemedim, kusura bakmayın. Bazı sıkıntılarım vardı, onlarla uğraşıyorum. Halen de var. İnşallah bu sıkıntılarımı çözerim. Ve bu kanalla daha iyi, daha güzel videolar, daha güzel içerikler hazırlayabilirim. Biraz yardıma da ihtiyacım var. Hem çek, hem uğraş, hem yükle. Bunlar benim için bir sıkıntı. Videoları editleyemiyorum, toparlayamıyorum ama görüyorsunuz. Olduğu gibi çekeyim, değiştiremiyorum. Olduğu gibi size gösteriyorum. Su buz gibi. Kaynak suları herhalde. Çiftliklerden de gelen sular var ama müthiş bir su var yani. Ben girdim, daldım, çıktım birkaç kere. Kurduşum düştüm derin yerlerine. Gerçekten sert su insanı gençleştiriyor yani. Vücudumu öyle bir kesti, buz gibi oldu. Şimdi biraz toparlandım yani. Gerçekten insan kendini buralarda genç hissediyor yani. Ama insanoğlunun pisliklerini görüyorsunuz. İnsanoğlunun çöplerini görüyorsunuz. Ya bu insanoğlu kadar vahşi bir varlık daha bu dünyada yok yani. Şuraya bakar mısınız? Yemiş, içmiş, çöpünü atmış, siktir olmuş gitmiş yani. Bu kadar ayıp yani. Bu kadar da şerefsizlik olmaz ya. Yani. Temiz bıraksan ne olur yani? Çöpünü al, bir çöp konteynerini alsan ne olur yani? Adi herif. Şu güzelliği kirletiyorsunuz yani. Şu güzelliği bozmaya ne hakkınız var yani? Yani bizim Türk insan neden böyle, ben anlamıyorum yani. Şu Türkiye halkı neden böyle yani? Şu güzelliği neden kirletiyorsunuz yani? 150 yıllık belki 200 yıllık şu ağaçlara bakın. Eğilmiş, bükülmüş, kökleri de buralara yayılmış. Şu güzelliğe bakın yani. Böyle bir güzellik yok yani.
Araba yolu burada bitiyor, devamında sadece yürüyerek yanına ayak girebilirsiniz. Şuraya bakın, insanların bıraktığı izlere bakın. Bunlar hayvanlar bırakmıyor. Hayvandan daha aşağı insanlar bırakıyor arkadaşlar.